Mutlu günler efendim. Hoş geldiniz NTV stüdyolarına. Çevrim İçi Dünya programımızla karşınızdayız. Çevrim İçi Dünya programımızda e-ticareti konuşuyoruz değerli izleyenler ve e-ticareti yıllardır bu işle uğraşan profesyonellerin ağzından sizlere aktarmaya, onların deneyimlerini sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Bugün hem bir profesyonel hem de duayen bir isim var stüdyomuzda. Bülent Şenver. Bülent Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, sağ olun. Bülent Bey, kariyerinize çok fazla şey sığdırmışsınız. O yüzden ben notlarımdan okuyacağım müsaade ederseniz. Tecrübeleriniz toprak olmasa sloganıyla kurulan TürkLider.org yönetim kurulu başkanlığınız var. 1 milyon kişiye kitap dağıtılmasını sağlayan Kitapcan Vakfı'nın kurucususunuz aynı zamanda. Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyeliği var. Pamuk Bank'ın son genel müdürüsünüz aynı zamanda. Bankacılık sektörünün dijitalleşmesinde ilk adımları atan ve kredi kartı ve ATM'ler konusunu geliştiren de isimlerden birisiniz ve çok sayıda da kitabınız var. Hakikaten tebrik ediyorum. Bize hem bilginizle hem de tecrübenizle, deneyiminizle bu programda yol göstermenizi rica ediyoruz. Şöyle başlayalım isterseniz, geçmişten bugüne. Çünkü siz bu işin ilk yapılmaya başladığı zamanlarda da son derece işin içerisinde elini deyim yerindeyse taşın altına koyan isimlerden birisiydiniz. O günde bugün arasında bankaların e-ticarete bakış açısı değişti mi? Değiştiyse nasıl değişti? Çünkü tahmin ediyorum, tamamen tahmin, o dönemlerde çok da sıcak bakılmıyor olabilir değil mi? Evet, çok çok değişti. Haklısınız. İlk böyle bir e-ticaret yapılması fikirleri ortaya atıldığında aslında bir çekingenlik vardı. Yani bankalarda da bir çekingenlik vardı. Bazılarımız hatta şöyle diyorduk, toplantılar yapıyorduk. Hmm. Ben banka genel müdürüyken genel müdür yardımcılarımızla düzenli toplantılar yaparım. Yani fikirler şöyle geliyordu, efendim bizde e-ticaret çalışmayabilir. Niye dediğimde, işte efendim bizim insanlarımız muhakkak satın alacakları malı görmek ister, ellemek ister, dokunmak ister, koklamak ister. Böyle bir ekran kontrol etmek ister. Böyle ekranda gördüğü bir şeyi, tamam kredi kartının numarasını verip hadi aldım demezler diye bir görüş vardı. Hı hı. Tabii ki burada en önemli konu güven meselesi. Doğru. Yani bu güven e-ticarette son derece önemli. Yani bu güveni tesis edebilmek için de e-ticarette güvenilir platformların, e-ticaret yapan platformların oluşması gerekiyordu. Hı hı. Dolayısıyla Türkiye'de böyle birkaç tane güvenilir kurumsal e-ticaret platformu oluştuktan sonra insanlar bir iki tane denemeden sonra baktılar, bu son derece çalışıyor, güvenilir. Bir de tabii orada önemli olan konu iade konusuydu. Hı hı. Yani ben malı beğenmediysem iade, doğru, edebiliyorum. Param bana geri gelebiliyor. Bu iade de güveni son derece arttırmış oldu. Ve yavaş yavaş kullanmaya başladıktan sonra birdenbire patladı bu iş Türkiye'de. Ve bütün bankalar artık e-ticaretsiz olmaz demeye başladı. Peki yine o günlerden bugüne getirmenizi istediğim bir soru. E-ticaret gelişirken bankalardaki dijital adımlar nasıl atıldı? Mesela ATM'ler artık bugün hayatımızın vazgeçilmezleri diyebiliriz rahatlıkla. ATM'ler devreye girdi. Sizin bu konuda da galiba bir önemli bir anınız da var değil mi? Evet, evet. ATM'ler aslında o dönemin bankacılığında çok önemli bir atılımdı. Çünkü biliyorsunuz ATM'ler öncesinde banka şubelerinin çalışma saatleri sınırlıydı. Akşam 5.30'da 5'te kapanırdı ve ondan sonra bir daha para çekme imkanınız söz konusu olamazdı. Doğru. Dolayısıyla ATM'lerle sanki 24 saat bankacılık başladı. Ve biz o dönemlerde ilk ATM'leri banka olarak getirdiğimiz zaman ATM'lere para çekme yatırmanın ötesinde de bankacılık hizmetlerini yapabilecekleri ekranlar geliştirdik, yazılımlar geliştirdik. Dolayısıyla bir kere ATM ile tanışan müşterimiz artık onlardan vazgeçemez oldu. Ve ATM'ler hayatın bir parçası haline geldi. O dönemlerde çok pahalıydı. Yani ben hatırlıyorum, benim banka genel müdürlüğü yaptığım dönemde bir ATM yaklaşık 25 bin dolardı. 20-25 bin dolar. Hatta yönetim kurulumuzda bizim eski Ziraat Bankası'nın genel müdürlüğünü yapmış yaşlıca bir yönetim kurulu üyemiz vardı. Ben ilk defa ATM alacağız dediğimde, bunlar ne yapar Bülent Bey dedi. Dedim işte
para verir. Ya dedi, bu para verme işini kaç liraya yaptıracaksınız? Dedim, bir tanesi 25 bin dolar. Oo, biz onunla 4 tane veznedar çalıştırırız. İcab ederse gece de çalıştırırız demişti. Tabii yani böyle bir ATM'nin hızlı gelişmesi Türkiye'de bankacılığı da değiştirdi. Kesinlikle. Dijital bankacılığı da geliştirdi. Kesinlikle. Peki... E-ticaret demişken ve söz buraya gelmişken ödeme sistemlerini de konuşmadan olmaz. Ödeme sistemlerini soracağım. Hayatımıza yeni giren ödeme sistemleriyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Çünkü siz hani neredeyse sürecin başından sonuna hakimsiniz. Bu ödeme sistemleri bence gelişmesi son derece önemli. Şu açıdan önemli. Hem güvenilirlik açısından önemli. Hem kişilerin bu ödeme sistemlerine ulaşma kolaylığı açısından önemli. Kolayca ulaşabiliyorsunuz. Hatta cep telefonunuzdan ulaşabiliyorsunuz. Bunun 24 saat 365 gün yapabilmek bunu son derece önemli. Bir de bunların maliyetlerinin de son derece düşük olması önemli. Yani neredeyse hiç bedel ödemeden bazı sistemlerde ödemeleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani eskiden düşündüğünüzde bir bankada havale yapmak, EFT yapmak bayağı paralar istiyorlardı. Kesinlikle. Hatta yurt dışına bir şey göndermek isteseniz, bir dolar göndermek isteseniz bayağı ödeme için bir masraf söz konusu oluyordu. Bu sistemler, dijital ödeme sistemleri devreye girdikten sonra hem iş kolaylaştı hem de ucuzladı. Hem maliyet açısından hem de zaman açısından evet. Çok büyük kazanımlar sağladık. Doğru söylüyorsunuz. Peki... Pamukbank döneminde dünyadaki ilk resimli kredi kartını bastınız ki bende de vardır resimli kredi kartım. Hala hatıra olarak da saklarım evde. Bu konuyla alakalı olarak inovatif, o dönem için inovatif bir gelişme olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz herhalde, değil mi? Bu size ne kazandırdı? Nasıl geri dönüşler aldınız? Evet, doğru. Şimdi resimli kredi kartı çok önemliydi. Biliyorsunuz biraz önce sordunuz ATM'lerle ilgili. Bu ATM'lerle ilgili biz işlemleri başlattığımız zaman henüz resimli kredi kartımız yoktu. Normal ATM kartlarıyla işlemler yapılıyordu. Fakat kredi kartlarında o dönemde ben şunu fark ettim. Kasaya gittiğinizde o dönemde bugün kullandığımız bir sistem, şifre sistemi yoktu. POS dediğimiz bir alet var ya, o kartı soktukları, o alet bile yoktu, biliyor musunuz? Imprinter dedikleri, böyle bir soldan sağa çektikleri izini çıkartır. Evet, karbon bir karbonla şey kağıdı var, cırt cırt sürterlerdi onu. Belki izleyicilerimiz, hani genç izleyicilerimiz bilmez, bazen böyle şifre kağıdı gelir, açarsınız böyle iki tarafı, bir tarafı karbondur öbür tarafı şey, onun arasına koyarlardı, silibi çekip izini çıkartır, baskısını alır, bir tane kopya şeyde kalır satıcıda, bir bankada ya bir kopya. Ve kasayer şöyle derdi orada, bunu yaptıktan sonra bu kart acaba sizin kartınız mı yoksa çaldınız mı diye kontrol etmek için kimliğinizi görebilir miyim derdi. Şimdi bu da bayağı sorunlar çıkarırdı. Bazen kimliğiniz yanınızda yok. Kimlikte dedim ben, neye bakıyor bu kasayer? Resme bakıyor dediler. Resme bakıyor, kişiye bakıyor. Bıyıklarınızı kesmişsiniz diyor. Örtüşüyorsa falan. Örtüşüyorsa tamam diyordu. O zaman dedim biz bu kimlikteki resmi alalım, olduğu gibi kartımızın üstüne koyalım. Resimli kart olsun bizimki dedim ve bu şekilde o tarihte Türkiye'de bunu yapabilecek makineler yoktu. İsviçre'ye gönderdik. Kartları İsviçre'ye gönderirdik. Müşteri resimlerini İsviçre'ye gönderirdik. Kartların üzerine resimler orada basılır. Sonra bize gelirlerdi ve bir gün bir müşterim bana telefon etti. Bülent Bey dedi, çok hoşuma gitti dedi. İlk defa Amerika'da dedi, göğsüm kabardı dedi. Niye dedim? Ya dedi, gittim bir şey aldım dedi Amerika'da mağazadan. Kartımı verdim dedi. Orada dedi, kadın bir baktı resim. Hayatında ilk defa kredi kartının üstünde resim görmüş dedi. Ondan sonra hemen sordu, bu hangi ülke, hangi banka, nerede? Ben göğsümü gere gere, bu Türkiye, Türk Bankası falan dedim dedi. Ve ben de Londra'ya bir sendikasyon kredisi imzalamaya gitmiştim. İmza töreninden sonra vaktim oldu. Yine bir alışveriş merkezinde orada alışveriş yaptım. Aklıma o müşteri geldi. Dedim ki kasayere gideyim ben de bir hava at. Bak. Kartımı verdim. Kasada bir yaşlıca bayan oturuyor. Gördü, şaşırdı. Bana dedi ki, did you do it yourself? Bunu sen mi yaptın? Kendim,
Ben de dedim ki yes I did it myself. Ben yaptım deyince alttaki düğmeye bastı, alarm düğmesine dıt çaldı, güvenlikler geldi. Muhteşemmiş gerçekten. Zannetti ki siz evde fotoğrafı kestiniz, onun üstüne yapıştı. Evet, yani, harikaymış. Beni sahtekar birisi. Sonra aldılar beni şeyin o mağazanın müdürünün odasına götürdüler. Ben diyorum ki ya I am general manager. Ben banka genel. Bankanın genel müdürü. I did it derken yani ben yaptım da bankanın genel müdürü benim. İşte istiyorsanız buradaki vizayı arayın, onlara sorun. Ben yaptım derken bu işlemi ben yaptım, bu yeniliği ben yaptım. Hakikaten harika anıymış. Evet ve yani yine hakikaten yani bana inanmadılar, telefon ettiler vizayı, oradaki viza dedi evet dedi, biz yetki verdik yaptılar falan. Ondan sonra kurtuldum oradan. İyi kurtulmuşsunuz evet. Bu arada hakikaten. Son derece inovatif bir gelişmeydi. Bakın onlar bile ilk defa görmüşler. Onlar bile bu uygulamada yapılıp yapılamadığını bilememişlerdi. Şimdi onlar da öğrenmiş oldular. O dönem için en azından. Peki Bülent Bey, bankacı gözüyle baktığınız zaman bugün geldiğimiz 2024 çok ciddi bir pandemi dönemi atlattık ve o pandemi döneminde özellikle e-ticarette ciddi de bir mecburiyetlerden de kaynaklanan ciddi bir patlama. Bir patlama demeyelim de ciddi bir, belki de patlama deyimi doğru olur mu bilmiyorum, siz nasıl değerlendirirsiniz, ciddi bir yükseliş oldu. Geldiğimiz nokta itibariyle sektörü ve de güvenliği nasıl değerlendiriyorsunuz? E-ticaret güvenli mi bugün? Evet, şöyle değerlendiriyorum. Hakikaten bir patlama oldu. Hı hı. Ve Türk insanı yeniliklere ve teknolojiyi kullanmaya çok yatkın. Doğru. Ve çok süratli adapte oluyorlar. Doğru. Ve süratli kullanıyorlar. Ve yaygınlaştırıyorlar bu işi ve e-ticareti sevdi. Yani Türk halkı e-ticareti sevdi. Tabii e-ticaret bence şu anda şöyle güvenli demek lazım. Güvenli olanı var, güvenli olmayanı var. Yani güvenli olan hangisi? Bilinen, kurumsallaşmış platformlar üzerinden e-ticaret yapmanız. Yoksa internet üzerinde herhangi bir adres gördünüz, herhangi bir isim gördünüz, aa bu ucuzmuş dediniz, onun pek güvencesi söz konusu değil. Yani o mal size gelir mi, gelmez mi? Gelirse resimdeki kalitedeki mal mı gelir? İade etmek istediğinizde bunu kolaylıkla iade edebilir misiniz? O nedenle güvenli yapmak istiyorsanız bence biliyorsunuz bilinen birkaç tane e-ticaret platformu var. Çok büyümüşler. O platformlar üzerinden alışverişlerinizi yapmanız gerekir. Güvenli derken o mal sana gelecek mi? Bir, istediğin gibi sana sunulduğu gibi gelecek mi? İki, geri iade beğenmedin, iade edebilecek misin? 3. En başa bu üçünü mü yazmamız gerekir? Evet. Güvenli derken. Evet. Yani güvenli derken söylediğiniz gibi. Çünkü siz kredi kartınızı bilgilerini verdiğiniz anda para kartınızdan çekiliyor. Bu mal gelecek mi gelmeyecek mi? Gelmediği takdirde bu sefer bankaya müracaat edip bu işlemin iptaliyle ilgili bir takım uğraşlar vermeniz gerekiyor. O da hiç oralara gelmeden. Hiç gelmeden. Dolayısıyla her gördüğünüz e-ticaret sitesindeki alışveriş size yapılan teklifi değil de güvendiğiniz platformlar, bilmiyorum isimlerini söylemek bir sakınca olur mu diye bilmediğim için söylemiyorum isimlerini ama herkes biliyor yani bilinen bazı platformlar var, onların üzerinden yapabilirsiniz. Peki girişimci açısından baktığımız zaman bu işle uğraşmak isteyen, e-ticaret yapmak isteyen girişimciler açısından baktığımız zaman bugünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Demin söze başlarken zaten ifade etmiştiniz. Ya bu Türkiye'de tutmaz deniyordu ama bugün artık hani mesela benim gibi sıradan vatandaş da seçtiği bir ürünü e-ticaret üzerinden satıp pazarlayabilme noktasına geldi galiba, değil mi? Evet, evet. Yani bu tabii şu şekilde gerçekleşmiş oldu. Önce bankacılık sisteminin kendi dijital altyapılarını güçlendirmesi ve bankacılık sisteminin bu suistimallere karşı bir takım yazılımlar geliştirmeleri, kendilerine bir takım güvence yaratacak sistemler kurmalarından sonra e-ticaret yapılarını geliştiren birkaç tane ismi bilinen platformda seçerken, kimi seçerken bu platforma kimi almalıyım? Yani öyle herkes gelişigüzel bu platforma katılamaz. Tabii ki bir ön elemesi var, bir ön incelemesi var. Dolayısıyla o ön incelemeden geçtikten sonra o platforma katılabiliyorsunuz. Sizin ürünleriniz orada satışa sunulabiliyor. Ve ürünleriniz orada satışa sunulduğu zaman da o e-ticaret platformu o ürünle ilgili
tüketiciyi koruma yasası kapsamı içerisindeki sorumlulukları da üstlenmiş oluyor. Ya bu bir kurumsal sorumluluktur. İyi ki Türkiye'de tüketiciyi koruma yasası diye bir yasamız var. Orada tüketici hakları belirlenmiştir. O hakları bir şekilde siz kullanabilirsiniz. Pekala, girişimcilere de bir yol göstermek açısından, onların da bir çıkarımda bulunabilmeleri açısından çok sayıda iş adamıyla yapılan konuşmalar, sohbetler üzerinden yazdığınız bir kitabınız var. Buradan da bize, dediğim gibi, acaba girişimcilere, gençlere yol gösterebilecek, onlara bir çıkarımda bulunmalarını sağlayabilecek birkaç şey aktarmanız mümkün olur mu? Not, bilgi aktarmanız mümkün olur mu? Evet, bu e-ticaretle ilgili ise şöyle diyebilirim. Şimdi e-ticaret dendiğinde şu anda klasik bir e-ticaret pazar platformu anlaşılıyor. Yani o platformda çeşitli ürünler var. Siz beğendiğinizi alıyorsunuz. Bunu biraz niş haline getirebilirler. Bu niş çeşitli olabilir. Ürün bazında olabilir. Veya müşteri profili bazında olabilir. Sadece kadınlara hitap eden bir platform. Veya sadece iş kadınlarına hitap eden bir platform. Yani o zaman ne olacaktı? Düşüncem ben, bir iş kadının ihtiyaçları nelerdir? İşte neye ihtiyacı var? Bir iş giyim kuşamına ihtiyacı var. İşte kullanabileceği bir ruj rengine ihtiyacı var gibi spesifik bir ürün grubu da olabilir, bir müşteri grubu da söz konusu olabilir. Bir de en kaliteli malın, diyorum, en düşük fiyatla satıldığı bir e-ticaret sitesi yaparsanız, en kaliteli, bir burada en kaliteli bir şeye bakıyorum, başka sitede şu fiyattan, bu sitede bu fiyattan. Şimdi bunlar tabii kolay şeyler değil ama belirli bir girişimci bu konuda fikir geliştirir, bir altyapı oluşturur, bunu bir yatırımcıya teklif ederse, yatırımcı bunu finanse edebilir. Yani bu fikir güzeldir. Ondan sonra bu fikri kim uygulayacaktır diye karşısında bir 3-4 tane genç, dinamik, enerji dolu bir kadro görürse, buna ne kadar yatırım yapmak gerekiyor? 1 milyon dolar diyebilir ki, tamam, ben buna 1 milyon dolarlık iştirak ediyorum, bu siteyi kuralım. Sadece e-ticaret için değil, aslında bir girişimcinin yol haritası gibi bir şey verdiniz bize, resim verdiniz, tablo verdiniz. Peki biraz daha genişletelim resmi. Eğer bugün siz bir e-ticaret, daha spesifik bir soru soracağım, e-ticaret sitesi kursanız hangi sektörü hedef alırdınız? Bir de şöyle ekleyeyim, mutlaka e-ticaretten, internetten alışveriş yapıyorsunuz, e-ticareti kullanıyorsunuz. En çok hangi ürünleri tercih ediyorsunuz? Teknoloji mi, kitap mı, ev ürünleri mi? Az önce köpek ürünleri dediniz, hani mamadır vesairedir falan. En çok hangisini tercih ediyorsunuz? Evet, ben herkese her yerde Kitap Vakfı kurucu genel başkanı olduğum için daha ziyade kitapları oradan almayı seviyorum. Ama şu anda bakıldığında yani diyelim ki fiyatları işte 1000 doları fazla geçmeyen, yani işte diyelim 3000 lira civarında, bunu geçmeyen 3000 liranın altında ürünlerin birçoğunu e-ticaretten insanlar alabiliyorlar. Ve bu ürünleri bence alabildikleri zaman şurana güveniyorlar. Çok kısa sürede elime ulaşacak. Bu çok önemli bir şey. Kesinlikle. Çok önemli bir şey ve hakikaten süratli teslimat yapıyorlar. Yani bravo, bunları yapan lojistik şirketleri var. Bu platformlarla çalışıyorlar. Bazen aynı gün dahi istiyorsanız, doğru, aynı gün teslim ediyorlar. Yani sabah sipariş ediyorsunuz, öğleden sonra sizin elinizde oluyor o. Dolayısıyla bu altyapılarla bu e-ticaretteki büyüme bir şekilde kaçınılmaz ve daha da büyüyecektir. Sebebi de gençlerin Türkiye'de fazla nüfusun içindeki payının fazla olmasıdır. Gençlerin hakikaten vakti kısıtlı, sınırlı. Öyle bizler gibi, eskiden olduğu gibi, hani mağazaya gideyim de dolaşayım da o vitrine bakayım da buna elleyeyim de falan. Onlarla kesinlikle pek ilgilenmiyorlar. Yani doğru, öyle şeyler onları sevindirmiyor veya onları tatmin etmiyor. Kendi çocuklarımdan ben de pay biçiyorum. Bu söylediklerinizi vakit kaybı olarak görüyorum. Evet. Yani ne gerek var ki buradan bakalım diye. İlk başlarda ben de özellikle kitap konusuna ilk zamanlar biraz mesafeliydim. Çünkü ben gitmek isterim, ben de bakmak isterim, dolaşmak isterim vesaire. Ama son zamanda artık hakikaten
3, 4, 5 artık kaç tane kitap seçtiyseniz siparişi vermek ve beklemek de daha keyifli hale geldi. Artık bekleme süreleri de ifade ettiğiniz gibi hakikaten kısa. Evet, evet. Ve o paket geldiği zaman size bir de SMS geliyor. Yani tabii. İşte ulaştırıldı, teslim edildi falan diye. Hemen kapıya bakıyorsun, aa gelmiş, acaba hangisi geldi? Çünkü birkaç tane siparişiniz olabiliyor aynı anda. Güzel bir duygu. Peki, geldiğimiz nokta itibariyle şöyle söyleyeyim, negatif yönleri görüyor musunuz? Bugün 2024 itibariyle e-ticarette şunun düzeltilmesi gerekir. Bu doğru değil dediğiniz taraflar da var mı? Çünkü şu ana kadar aslında pozitif ve de hayatımızı ne kadar kolaylaştırdığı üzerine konuştuk. Hem girişimciler açısından hem de müşteriler açısından. Peki şunun şöyle düzenlenmesi ya da böyle değilse daha iyi olur dediğiniz noktalar da var mı? Yani şöyle düşündüm ben. Mesela hep biraz önce söylemiştim, bilinen bazı platformlar Hı-hı. üzerinden bunları yapmak Hı-hı. demiştim. Mesela herhangi bir satıcı veya bir üretici de güvenilir olduğunu ispat edebilmek için belki belirli bir e-ticaret sertifikasyonu diye bir şey yaratılabilir. Bunu da özellikle bir güvenilir kurum bu sertifikasyonu verme konusunda yetkilendirilebilir. Belirli bir logosu olur onun sertifika, yani sanki ISO standardı falan kalite gibi, belgesi kalite gibi. Belgesi gibi. Ki o logoyu taşıyan üreticilerin sitelerinden de hiç tedirgin olmadan gönül rahatlığıyla bunlar yapılabilir. Yani dolayısıyla sadece o bilinen bir iki tane platforma dahil olmadan da kişiler veya şirketler tanınabilirlik adına eğer şirketinin adı çok bilinmiyorsa Hı-hı. yani Adana'da bir ufak şirket kurmuş kendisi satış yapabilmek için illa da o bilinen platforma dahil olmak zorunda kalmadan güvenilirlik sertifikasını e-ticaret güvenilirlik sertifikasını da aldıysa kendi kendine e-ticareti yapabilecek bir dijital platform oluşturabilir. Bu hakikaten önemli bir konu. Aynı zamanda regülasyon anlamında da birçok konuda fayda sağlayabilir. Hem sektöre hem de müşteriye. Son olarak Bülent Bey, görev yaptığınız dönem boyunca, aktif görev yaptığınız dönem boyunca inovatif teknolojik gelişmelere açık bir insan olduğunuzu hem okuduk hem de siz ifade ettiniz zaten. Bu çerçevede yapay zekaya nasıl bakıyorsunuz? Nasıl değiştirecek sizce hayatımızı? Evet, bence çok önemli değişiklikler olacak. Yapay zeka biliyorsunuz gelişmesi açısından da son derece süratli gelişiyor ve bir takım meslekleri yok edecek diyorum ben. Yani yapay zekaya sorayım diyeceksiniz. Hı-hı. Hani avukatıma sorayım yerine şu yapay zekaya sorayım veya ileride doktoruma bir danışayım yerine doktor olan yapay zeka varsayımsal olarak evet. Yani o yapay zeka sizin doktorunuz olacak. Yani belki ona belirli bir ücret ödeyeceksiniz. Hı-hı. İşte aylık bir dolar ama sizin aile doktorunuz olacaktır o ve onun içinde sizinle ilgili bütün bilgiler olduğu için ne zaman ameliyat oldunuz, ne zaman ne yaptınız, hangi hastalığa yakalandınız, hangi ilaçları alıyorsunuz. Bunlarla ilgili dünyadaki gelişmeleri de o yapay zeka bildiği için. İşte bu, ve canlı veri paylaşımı da evet, olacağı için muhtemelen. Tabii mesela o Brezilya'da diyecek bu ilacı alan 100 kişiden 3 kişi de şöyle bir hastalık oluşmuş. Belki yani bu bir takım meslekleri diyelim yapay zeka tarafından yapılır hale getirecek. Bir yerde işimizi kolaylaştıracak aslında yapay zeka ama onun da bir kontrolü gerekiyor. Yani bu bir yapay zeka dediğimiz nedir ki? Bir yazılım. Yani o zaman kimin yazılımını ben kullan? Hangi yapay Kesinlikle zekayı kullanacağım? Çünkü beni başka türlü de yönlendirebilir. Kesinlikle. O yapay zeka kodlarını yazanların arka planda başka niyetleri olabilir. Benim fikrimi çalmak ya beni başka yöne yönlendirmek hı hı. veya beni hasta etmek bile olabilir. Yani 20 yıl sonra benim şu hastalığa yakalanmam için gerekli olan besinleri bana teklif eder ki sonradan o şirketi destekleyen ve finanse eden ilaç şirketinin ilaçları ileride bana satılabilsin diye. Yani kötü kullanımları da evet. önlemek lazım.
Kesinlikle. Bülent Şenver, çok teşekkür ediyoruz efendim. Bugün bizimle birlikte olduğunuz ve hem bilginizi hem de tecrübelerinizi, deneyimlerinizi paylaştığınız için. Değerli izleyenler, Çevrim İçi Dünya programında bu hafta bankacılık sektörünün duayen isimlerinden birisini ağırladık. Bülent Şenver'le birlikteydik. Süremizin sonuna geldik. Tekrar birlikte olana dek hoşça kalınız.